Kamu Emekçileri Sendikası Federasyonu Genel Sekreteri Şenol Köksal bir dizi faaliyetler kapsamında Hatay'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında keskin faaliyetlerini anlatan Köksal, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla buluştu. Köksal, sosyal güvenlik konusuna değinirken devletin sosyal güvenlik kurumu desteğini çekmek istediğini savundu. Yani diyor ki bu ülkede sosyal güvenlik hizmeti almak istiyorsan cebinden katkı vereceksin. Yani sosyal güvenlik devletin o güvencesini geriye çekmek istiyor. Paran kadar sosyal güvenlik al mantalitesini yerleştirmeye çalışıyor. Bu başka ülkelerde denendi, Şili'de vesairede gerçekten halk sağlığa, sosyal güvene ulaşamaz hale geldi. Onun tedbirini almak adına da bu zorunluluğun kaldırılmasını istedik. Köksal ayrıca ülkenin öne çıkan sorunlarına da değinirken devletin hizmetinin bir kesimin elinde olduğunu söyledi. Bir kesim tüm ihaleleri alıyor. Hizmet neredeyse devletin tüm imkanları onlara yöneliyor. Biz buna dur denmesini, kamu hizmetinin direkt halka yönelik olması gerektiğini, liyakatın burada çok önemli olduğunu, liyakatsızlığın bize yoksul halka 15 Temmuz yaşattığını, o liyakatsızlığın tekrarı haline daha kötü bir duruma kamu hizmetinin gideceğini o masada söyledik. Köksal konuşmasında olağanüstü hal komisyonu ve ihraç kararlarını da eleştirdi. Özellikle son dönemde belki 2015'ten başlayarak seçim kaybetmenin şeyiyle yaşadığımız süreçte bir sürü açık ihraçlarda işte ağaç kabuğu yensin dendi. Bir Avrupa Birliği'nden ya da işte Avrupa'dan gelen baskıyla o hal komisyonu kurdular.